Merhaba arkadaşlar, ben Ali Özer. Quattro M1453. Şimdi bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. İnternette çok merak edilen bir telefon. Ben de bunu sizler için edindim. Daha doğrusu bir arkadaşımıza aldık. Şimdi bir açalım, bir bakalım. İçerinden bir tane powerbank çıktı. Bu yanında hediye. Bir tane bu kırılmaz cam ekranlardan M1453 yazıyor. O da hediye. Şöyle koyalım. Şimdi sırada telefon var. Biraz kutuya bakacak olursak, Quattro Gold Edition modeli, beyaz bizdeki. Başka da bir şey. Şimdi bir de kutuyu açalım. Şöyle hafif jelatinini bir kaldıralım. Tabii bakalım kaldırabilecek miyiz? Şöyle nazik bir şekilde. Evet. Şimdi şurayı kesmemiz gerekiyor. Kontrol edilmiştir diyor. Evet. Şurayı açmayalım. Tek yerden açalım. Oo. Güzel bir kapak da karşılıyor bize. Burada da özelliklerini anlatan Android 4.4.2 KitKat'la birlikte geldi. 4 çekirdekli MTK işlemci 6582. Mali 400 grafik işlemcisi olduğu, 16 GB'lık hafıza ve 2 GB RAM olduğu, hafıza kartı takılabildiği kapasitif ekran, 5 inçlik HD ekran var. 320 ppi. 16 megapiksellik kamera gözüküyor. 5 megapiksel ön kamera gözüküyor ama internet sitesinde 13'e 2. Ama bu interpolasyon teknolojisiyle birlikte 16 ve 5'e yükselmiş durumda. Yani aslında donanım olarak arka kamera 13, ön kamera 2 megapiksel ama yazılım olarak 16 ve 5'e yükselebiliyor. 2100 mAh'lik bataryası var. Bu arada bu da yanlış hatırlamıyorsam 2600 mAh'di. Yazıyor mu diye bir bakalım. Yazıyor mu? Yazmıyor. Ama internette öyle okumuştum. Öyledir diye düşünüyorum. Zaten size bir kontrol ederiz. Bu şekilde güzel bir kapağı yapılmış. Bu şekilde de aslında şeydi bu. Böyle açarken kitap şeklinde mevzuna biraz benzemiş. Onda da öyleydi. Burada da bir kullanım kitapçığı olmuş. Onu da bırakalım. O şık bir kılıf. Ve Quattro yazısı. Çok güzelmiş. Tasarım olarak hoşuma gitti yani şu anda. Kılıf güzel. Ve içerinden telefon da çıktı. Ve ekran koruyucu jelatin de çıktı. Hepsini üstüne tıkış tıkış yapmışlar valla. Ne var ne yok koymuşlar anlaşılan telefon. Yani bunu alın. Bir daha da ekstra bir şey kullanmayın der gibi. Telefonu zaten geleceğiz. Kalsın o. Bir şarj kablosu koymuşlar. USB kablosu, data kablosu. Burada ne demiş? Yazılım güncelleme için bir bilgi konulmuş. Gold Edition garanti belgesi ile ilgili bir kağıdımız. Oo, işte özel kulaklıklar. Bunlar harika. Hani cidden nasıl harika olduğunu belirtmişler. Çok güzel bir şekilde koyulmuş. Hatta bir tanesini şöyle çıkartalım. Çıkarabilirsek. Tabii nasıl çıkaracağız? Bayağı. Evet. Gold Edition. Gold rengi. Bu L. Left. Sol için. Kabloları da buraya saklamışlar. Çok güzel oluyor. Performansını zaten ilerleyen günlerde sizlere aktarırız. Bakalım 1.5 mu 2 amper mi yoksa 1 amper mi? 2 ampermiş. O yüzden çok hızlı şekilde şarj olabilir. Güzel. Bu da beğendim. Ve bataryası. Bataryasını da şöyle bir çıkartıp bakalım. Denildiği gibi 2100 mAh mi? Evet, 2100 mAh. 3.8 voltluk. 2100 mAh. Şimdi bir telefonu bir bakalım. Bu arada arkası çok güzel. Quattro'nun iç tarafı gözüküyor. Şeffaf bir kılıf. Silikon kılıf da mı var? Oo, harika. İçeride bir de bu varmış arkadaşlar. Ben bunu görmedim. Telefonun sahibi şu anda arkamda. O söyledi bana. Silikon kılıf da harikaymış. Şöyle. O da güzel. Buna da bir bakarız. Zaten ilerleyen günlerde hepsine bir bakacağız. Şimdi şöyle bir çıkaralım. Telefon yalnız çok şık duruyor ya.
Çok beğendim şu anda. İnternette arkadaşım olmadan önce ben büyük önyargı içindeydim ama tasarım olarak çok güzelmiş ve şu anda çok hafif. Tabii bu hafif olmasının sebebi muhtemelen batarya şu anda takılı olmadığı içindir. Tabii şöyle bir çıkaralım bataryayı. Bu arada yeni açılıyor. Arkadaşın canı gidiyordur şimdi. Kat 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 kat. İlk defa açıldığı belli. Yalnız burası çıkmıyor. Orası çıkmıyor Onur Bey. Nasıl olacak? Heh, çıkıyormuş. Telefonu daha kullanmadan kırma ihtimalimiz yüksek. Quattro M1453. Orayı biz kapatırız videoda, sıkıntı değil. Quattromobile.com yazısı eklenmiş. Çift sim. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Bir de hafıza kart girişi var. Biz bu şunu şöyle bir takalım. Evet. Şu anda kapandı. Bayağı iyi oturması gerekiyor. Şöyle bir çalıştıralım, bir açılış hızına bakalım. Zaten gerçi ilk açılış genelde yavaş olur ama biz gene de bir bakalım. Bu arada şuradaki ışık biraz dikkat çekici. O tabi muhtemelen biraz daha fazla yanıyordur aydınlandıkça. Burada da ses, burada ön kamera ve burada da bildirim ışığı vesaire gibi özellikler vardır. Tasarım olarak arkadaşlar şu an ben beğendim. Quattro. Umarım performansı da iyidir. Bunu yakın zamanda sizlere göstereceğim. Bu arada telefonumuz açılırken burada silikon kılıfını da gösterelim. Ha, burası aynıymış arkası. Sadece bunu eklemişler bir tanesine. İyi, güzel seçenek olmuş. Kapakta kullanmak isteyenler kapakta kullanır. Bu şekilde kullanmak isteyenler bu şekilde kullanır. Güzel detay. Kulaklığı çok beğendim. Kulaklık bayağı dikkat çekici. Umarım kalitelidir göründüğü gibi. Zaten internet sitesinde de çok bahsedilmişti kaliteli kulaklık olduğunu. Bakalım. Ekran koruyucu çıktı. Ekran jelatini daha doğrusu. Bir de bu şekilde bu kırılmaz denilen son zamanlarda popüler olan buff camlar, kırılmaz olanlar. Böyle koyalım. Bir de ekstra olarak şey çıktı, bu telefon açılana kadar biz en azından bir de bunu açalım. Bakalım nasıl. Aa, çok da inceymiş. Yani yanımızda her türlü taşınır. Aa, bu arada arkasında yazıyordur muhtemelen. Evet, 2600 miliampermiş. Şöyle nasıl gösteririz? Odaklıyor mu? Odaklamıyor. Evet, şimdi odakladı. 2600 miliamperlikmiş. Bu da güzel. Telefon en azından bir kere şarj eder. Sonra bir kere de bir 200-300 miliamper seviyeye kadar, şey pardon, %10, %20 seviyesine kadar getirebilir. Bu şekilde takıyorsunuz. Ve telefona taktıktan sonra şarj olmaya başlıyor. Tabii ben bu arada takımım, neyse, bu arada telefon açıldı. Telefon daha önemli şu anda. İlk açılış şu anda. Biz tabi buna bir test yapacağız. Ekran piksel testini. Evet, şu anda hafif bir kasmalar oldu. Bir yer değişmeler oldu. Muhtemelen şu an telefon kendine geliyor. Bir Android sürümüne bakalım. Evet, 4.4.2, yani denildiği gibi sahte gibi bir durum maalesef yok. Şu an burası da bakın çok güzel bir şekilde bir parlıyor. Oraya dokunduğunuzda da ana menüye geçiyor. Gayet güzel. Şimdilik daha yeni açıldığı için kesin net bir şey söyleyemiyorum performans konusunda. Ben bir Antutu performansını yükleyeceğim. Oyunları da falan da yükleyeceğiz. Detaylı bir şekilde test edip size daha çok bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sevgiler ve saygılarımla.